çakmağımla tütünüm aynı anda bitti. Acaba evren bana mesaj mı şey yapıyor? Bu en son ne zaman olmuştu? Ya olmuş muydu? Bu genellikle olmaz. Benim biliyorsunuz. Bir şeylerim bitmez mi? Evet. Bilmiyorum. Her zaman iki, bazen üç. Üç. Yedekli. Yedekli. Gittiğim için. Çok iyi hatırlıyorum. Hatta schedule'larım vardı bazı. Haftalık. Evet. Haftalık. Aylık. Yani daha Excel'in bile keşfedilmedi o yıllarda. Bu döngüsel örüntüyü o küçük kareli defter kağıtlarına her ay o algoritmayla işleyişini adeta bir Picasso'nun Picasso hiç bir şey yazdı mı acaba? Kitap falan yazmış mıdır? Kübik bir şey yapmıştır. Yani sonuçta çok zor değil. Kübik metinler zor olmaz. Yani. Ya benzetmişimdir özellikle. Yani haftalık döngülerin arasına giren aylık, iki haftalık. Bir de hiç unutmuyorum, o sarışın bir hatun vardı. 17 günlük döngüdeydi. Evet, doğru. Hep düşünürdüm ya bunu nasıl hallediyor diye. Ya işte pi sayısı da kafa karıştırıcı bir sabit. Sonuçta elimizde bir sabit olduğunda, evet, özellikle de 17 gibi asal. Evet, asal. Ve asil bir sabit olduğunda, evet, öyle ya da böyle tabii ki bazı toleranslarla. Yani tabii bizim mühendislikte hata payı dediğimiz artı eksi. O bir düzene oturuyor. Evet. Aslında benim mühendislik yaptığım yıllarda en sevdiğim işlerden biri de hata payını hesaplamak. Yeah. En böyle lezzetlisi tüm proje, data ve argümanlar belirlendikten sonra tüm parametreler. Aha. Onların üzerinden hata payını hesaplamak, hata payıyla oynamak. Hata yapmaktan daha heyecan vericiydi açıkçası. Beni yine eski günlere götürdüm. Benim için hiç öyle olmadı. Benim çok standarttı yani. Ben de döngüler haftalık. Evet. Yani ben haftalık olmayan döngüyü şey yapardım ya, ignore ederdim yani. Aslında doğru bir yaklaşım. Yani burada 17 gibi işi bozan, evet, aşağı yukarı yılda 22,5 defaya denk gelen, evet, bir, evet, şey, evet, olduğunda, evet, tabii, evet, kolay değil ama. Hani huzurdan yanılmış olur. Hiç paranın peşine koşmadım. Hiç şey yapmadım yani. Paranın peşine koştuğum yıllar dışında yani. Onun dışında tabii ki. Paranın peşine koşmadığın yıllardan bahsediyorsun. Evet, evet. Ha, anlıyorum bunu. Ya, paranın peşine koşmadığım yıllar, hakikaten paranın peşine koşmadım ya. Hiç kafamı bulandırmadım. Hala da öyleyimdir. Sen hep öyleydin zaten. Hep paranın, hep başka bir şeyin peşine koşuyorsun. Evet, doğru. Çok da güzellerdi yani. Hatırladığım kadarıyla. Ne insan halleri be. Evet. Allah rahmet eylesin hepsine. Ya, evet, toprağı, ya, gani, gani. Hakikaten. İyisiyle kötüsüyle. İyisi yani, bir ömür. Yani. Geldi, geçti. Evet, değerli dinleyenler. Kaybeden Akülü burası. Daha dostum Mete Onduk, ben Kaan Çaydamlı. Her zaman olduğu gibi yine Standart FM Kadıköy Merkez Stüdyoları'nda canlı yayındayız. Bugün öyle tahmin ediyorum 2023'ün 23. Öyle hesapladık, evet. Evet, üst aslında sizlerle birlikteyiz. Yani 23-23. Evet. Aklıma Bülent Ersoy geldi birden. 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 23-23 deyince. Evet. Şey çok, bu insanlardaki şey durumu, anlamlı sayılara bir şey denk getirmek. Bir dehşetle izlemiştim. 11-11-11 11'de evlenmişti. Sonra 12'de de ayrıldı diye tahmin ediyorum. Yani 11. ayın, işte 2011'in 11. ayının 11. günü saat 11'de. Evet. Çok şey, gerçekten tüylerim diken diken oldu. Hiç unutmuyorum. Ben bile unutmuyorum.
Çok sevdiğim bir sanatçıdır kendisi. Hiç dinlemedim. Ne kadar? Pek bir temasım olmadı. Evet. Allah uzun ömür şey yapsın. Allah aman 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 yani aman aman. Aman diyeyim ya. Yani. Aman dedi. Aman de. Evet. Evet, saygı derneyenler bugün şüphesiz ki Havanakul tarihinin bu yaklaşık 27. son yılında, yani son döneminin 27. Son döneminin 27. yılında bu kadar yılın üzerine boş boş konuşamayacağımız için programımız boyunca yaklaşık 2 saat belirlendi üzere programımız boyunca konuşacağımız, sözünü edeceğimiz 3 değerli, önemli konu var. Bunlar zaman zaman temas etsek de bir kategori, bir ana başlık olarak pek de değinmediğimiz konular. Doğrudur. Bu gece için hayat, kadınlar ve aşk olarak önümüze kondu. Hayırlısıyla yüzümüzün akıyla. Allah utandırmaz. Utandırmaz. Allah utandırmaz. Utandırmaz. Onun öyle bir yapısı yok. Tandırma gibi bir... Tandırma gibi bir... Ben, tabii, kadınlara mahsustur. Ha, ya olabilir. Ben tanışmadım tabii. Yani hiç. O yüzden hani şöyledir böyledir diyemeyeceğim. Ama bir fikrim var tabii herkes kadar. Olmadı. Mecburen ister istemez. Benim de bir fikrim var. Bugün bize canlı yayında katılmak için değerli dinleyenler fm.standart Instagram hesabına bir DM mesaj atmanız yeterli. Doğrudan mesaj, direct mesaj dedikleri şey. Telefon numaranız, kendinize yakıştırdığınız bir isim ve mümkünse aradığınız bölge yazmanız yeterli olacaktır. Bu 2 saat içinde vaktimiz yettiğince konuk olmak isteyen değerli dinleyenlerimize zaman ayırmaya gayret edeceğiz elimizden geldiği kadar. Tabii bunu da söyleyelim. Artık daha sık sık söylemeye de çalışıyorum. Süremiz sonuçta biraz sınırlı. O yüzden birkaç dinleyicimize yer verebiliyoruz. Çok söylenen oluyor bu konuda. Niye bize bir türlü sıra gelmiyor diye. O dinleyicilerimizi de anlıyoruz ama yani yapabileceklerimiz şimdi belli. Tamamen random bir şekilde. Ya kişisel almayın yani. Sizin şey nasıl gidiyor şey? Genel sonbahar şeyi. Valla sonbahar sonunda başladı galiba. Orada bir bir aksama oldu. Bir aksama oldu. Birkaç gündür bir sonbahar hissi gelmeye başladı. O yüzden hemen yarın güneye doğru bir şey bir kemiklerim ısınsın yani, evet, doğru gibi bir düşüncem var. Ama yani sonbahar benim sevdiğim bir mevsim. Yani şeyden beri, en başından beri. Yani gezegenin ekseninin 22'li açılara geldiği günlerden beri, şu anda galiba 23'lere gelmiş. Olabilir, kayıyor yavaş yavaş. Evet. Şey yaparım yani, sonbaharı severim yani. Renk olarak severim. Hı-hı. Her şeyden önce. Isı, sıcaklık olarak da severim. Gün batımlarını da severim. Daha kısa ve daha yoğun olur belirli yerlerde. Sonbahar dükkanlarını severim ben mesela. Ne gibi? Yani sonbahar satan dükkanlar. Ha, direkt satış. Evet, sonbahar dükkanı. Yani paketlenmiş kuru yaprak. Evet. İşte yarısı yanmış mum. Evet. Yani gibi. Yazdan kalmış kırık aşk. Evet. Hikayeleri. Yazdan kalmış
çantanın, yani tatilden dönerken çantanın dibinde kalmış işte şort, tişörtlerin hafif nemli, terli ve tuzlu o karışımla bir aldıkları adeta bir modern çağ heykeli dokusu, solmuş güneş şeyleri, evet. Onlara bayılırım. Sanırım bu kadar yani. Evet. Ben hayatımda 3 ya da 4 defa aşık oldum diye tahmin ediyorum abi. Bunların hepsi sonbahardı. Eyvah. Evet. Evet, bu tabii sizin sonbaharla ilgili kendi kişisel tarihinizdeki bir örüntü bu. Yani şeyi belirliyor. Ha. Evet, tabii. Yani. Benim mesela daha bahar gibidir. Ben Nisan, Mayıs'larda tutulurum. Sen de hatırladığım kadarıyla öyle bir şey var, öyle bir yanlışlık var. Yani yaz, kaç yaz sezonunu ziyan ettiğini hatırlıyorum. Yani abi. Evet. Maalesef. Yani yapacak yani, bir şey yok. Yaradılış bu. Yaradılış. Yani. Fıtrat yani. Fıtratın da olmaz. Evet. Fıtrat, fitnat. Bir şey. Evet. Fitne fesat yani bunların hepsi. Bir şeyler bunlar yani. Karışık. Şey yapamak. Bizden planlanabilecek şeyler değil. Tabii ben kulaktan dolma biliyorum bunları. Yani bildiğimden, şeyden... Sen nereden bileceksin? Okumuş etmiş olduğumdan değil. Neresine... Yani yazılmış bir tarihin yok sonuç itibariyle. Yani. Yani bir gün inşallah o da olacaktı günleri. İnşallah. Şey kaleme aldık. Hayatını film yapma ihtimalleri bile var. Allah. Tövbe. Şeytan kulağına kuruş. Yani. O kadar da değil de yani tabii anlıyorum sizin de iyi niyetinizden. Estağfurullah. Şey yapıyorsunuz. Estağfurullah. Geçmiş olsun diliyorum. Hep beraber inşallah. Bugün ağırlıkla yani bu hafta yoğun olarak şeytan, patates ve çamur arıları üzerine düşündüğümü fark ettim. Yoğun olarak. İyiymiş. İyi üçleme. Evet yani hani ben arka arkaya sıralayınca ne alakası var diyebilirler ama bağlantılı bir şüphesiz şey değildi bu yani. Üzerine ağırlıkla düşündüğüm, meşgul ettiğini fark ettiğim düşünce alanlarıydı. Çok hoş bunlar. Çok hoş. Öyle ya, bu hafta aşağı yukarı böyle geçti. İşte psikoloğumla olan düzenli seanslarıma devam ettim. Olağan dışı bir durum yok. İlaçlarım devam ediyorum aynı dozda. Evet, durum olağan dışıydı. Onun dışında olağan dışı bir şey yok. Olağan dışı bir şey yok. Evet. Olağan dışı yani. Evet, olağan dışı. Güzel. Evet. Güzel. Durum böyle. Sen de nedir tabii. Dinlemek ise bir haftayı geçti görüşmeyeli. Geçen hafta çünkü yoktuk. Yani şüphesiz sonbaharla birlikte ben de genel algımın bir kısmı kapanıyor. Karanlık bölgeye geçiyor bende. Büyük geçmiş olsun. Daha bahar ve yaz insanı olduğum için. Allah sabırlar versin. Dolayısıyla daha stabilim ben. Bu iyi bir şey. Yani bitkisel hayattan hallice. Hallice. Bu iyi bir şey. Zaten PYT'sin de yani. Ben PYT'yim ben tabii ki. PYT'yim. Ama çok memnunum. Yani insanın bir yaş döngüsüne denk gelen bir yer var. Orada hayatın akışıyla kendi kanının akışı denk gelmeye başlıyor. Yani gençlik zamanında işte senin kalbin hızlı atarken, dünyanın kalbi yavaş atarken, evet, sana dünya yani dış evren diyelim, dış her şey senin yanında yavaş kalır. Bu yavaş yavaş dengeleniyor, dengeleniyor, geliyor. Bir yaşlara geldiğinde
bire bire başlıyor. Yani daha sonra da tam tersine dönmeye başlıyor. Mükemmel uyum noktası. Yani, evet. Yani. Oralarda olduğumu yani. Söyleyebilirim şu an. Bu çok iyi, bu çok iyi. Tabii yani aslında bu da doğal bir süreç yani. Yaşlandıkça yavaşlamak ve sanıldığının aksine dünyanın, dünyevi operasyonların, dünyevi ilişkilerin aslında giderek hızlanması evet. gibi bir ters bir korelasyon olduğunu ben bundan 27 yıl kadar önce ilk tespit ettiğimde bana dünya yuvarlaktır diyen Galileo gibi baktıklarını hatırlarım yani. Özellikle tabii. Beyoğlu, Galatasaray o bölge tabii. İstiklal bölgesinde hızlı yaşayan bölge diye baktıklarını hatırlarım ama bizim o yıllarda globalleşen dünyaya karşı olan duruşumuzun bir karşı devrim adeta bir irtica muamelesi görmesi, dışlanmamız, adam yerine konmamaya çalışılma, itibarsızlaştırılmaya çalıştığımız o günlerden sonra bugüne geldiğimizde nasılmış canım diyesim geliyor ama onların hiçbiri yoklar artık. Ne oldu? Büyük çoğunluğu dünyanın yani hızına yükselen hızına dayanamayıp Ege işte Çanakkale'den Bozcaada'ya, oradan Fethiye'ye, oradan da Adrasan, Çıralı, Kemer bölgelerinde tiny house peşindeler. Yavaş bir hayat. Allah sabır versin. Allah. Tabii o da kolay bir şey değil, doğru. Kimseyi abi, kimseyi yalnızlıkla sınamasın. Güzel söylediniz. Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin. Güzel söylediniz. Yüce Rabbim kimseye çözümsüz dert vermesin. Ve yine Yüce Rabbim kimseye şey yapmasın yani, hani bıraksın ya şöyle bir çok bir rahat bıraksın yani. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart Efendi. Evet sayın dinleyenler, Kaybedenler Kulübü burası. Ya dostum Mete Onluk, ben Kaan Çaydanlı. 2023-23 nolu Nisa'da sizlerle birlikteyiz. Hatta bir dinleyenimiz var, onu yayına almadan hemen önce radyoma bağış butonunu hatırlatmak isterim size. Evet. İnternet sitesinden, standart.fm internet sitesinden minimum 44'tü değil mi Amir? Yani bir son fiyatlar eskide kalmış olabilir ya. Enflasyona yetişemiyorum. O da doğru, o da doğru. Son yani 37 lira falan olabilir. Yani şey olup bir bira alamazsın. 37 lira, 44 en son. Yani şu anda Türkiye'de paranın alabileceğin ucuz bira 44. Bunu bir şey değiştirmemiz lazım. Birayı mı? Mümkünse. Evet, dinleyenler minimum 44 lira. Bu arada Apo'ya da çok teşekkürler. Benim İrlanda'dan çok yakın bir arkadaşımı getirmiş. Sağ olsun. Metre, ikimizin de çok sevdiği. James. Bizim. Türkçe biliyor mu bu dedim. Yok, bilmiyor dedi. Hallederiz biz dedim. Evet. Şüphem yok abi dedi. Çatpat anlaşırız canım. Bizim James'in oğlu gelen sonuçta. Tabii canım. Sağ olsun, evet. Rıdvan, orada mısın? Evet, buradayım amirler. Kim konuşuyor arkada? Hayırdır ya? Bu ne çoğuş? Arkada hanımefendiler konuşuyor.
Allah Allah. İnsanlar ne hayatlar yaşıyor. Vallahi. Ne kadar pervasızca evet. Hanımefendiler diyebiliyorum. Sese bak. Baya baya para sesi gibi geliyor yani. Vallahi şıkır 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 şıkır. Kadın sesi ya. Şu radyoda bir kadın sesi duymuyordu. Kaç yıl oldu be? Vallahi çok uzun zaman oldu be. Şöyle şıkır şıkır ama. Şıkır şıkır da bu. Şıkır şıkır hocam. Ne yapıyorsun Rıdvan? Çalışıyorum amirler. Sizi dinliyordum. Eyvallah. Sizleri sormalı. Bizim için çalışmak gibi bir şey değil bu tabii yani. Çalışıyoruz diyemeyiz. Kendimiz için ama gündelik hayatta çalışıyoruz evet. Hala da yani bu yaşa... İnanması zor ama. Evet, ben hem PYT'yim ki devlet bir şey ödemiyor PYT'ye. Biliyorsun orada bir sıkıntımız var. Hem EYT'yim. Yani her ay düzenli olarak 7500 lira hesabıma yatıyor. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Yani. Yiye bitmez onu mi? Onu da yiyoruz yani. Öyle bir ay falan yiyoruz yani. Hatta geçen gün biraz para arttı. Dedim şunu Sasa'ya gömeyim dedim. Sasa iyi diyorlar dedim. Meğerse Sasa gümleyeli çok olmuş yani. Bir sene önce falan gümleyeli. Ama ya çok yani tabii çatır çatır harcıyoruz biz ya parayı ondan. Yani. Ondan şey bizim cebimizde durmuyor. Durmuyor ya hiç tasarrufu. Yani bir arkadaşım tüyo vermişti paranı Sasa'ya göm diye. Tamam dedim işte ancak denk yani şey ya, oldu ancak ya. Şey oldu ama yani işte. Ya kefenin cebi yok be abi. Yok be valla. Kefenin cebi yok. 2000'lerin başlarıydı. Benim de bir yaptığımız bir şey küçük bir işten bir miktar arttırmıştım. O yıllar hani bizde çok böyle altın alma şeyi yoktur ya. Evet. Gene yani karakter yapıyla ilgili bir şey. Ben gümüş alayım. Yok. Değişiklik olsun. 44 kilo gümüş almışım. Maşallah. O zamanki şey işte artık kaç parayı da hatırlamıyorum. Ya para değildi para ama. Para değil canım. Yani gerçekten olsun. 2000 başları falan bu söylediğim. Sonra unutmuş muyum ben onu? Bak sen şu şey. Allah Allah. Çok enteresan bir hayat insanı nerelerden nerelere şey yapıyor ya. 44 kilo dedin değil mi? Evet. Bir onsu 21 dolar civarında şu anda. Yine para değil ha. Evet yani olsun. Yani. Olsun. Kiloyla konuşunca güzel oluyor. Öyle tabii canım. Öyle tabii. Konuşunca güzel oluyor. Yoksa dolara vurunca bir şey etmez o. Ya çok bir şey etmez. Ya çok yani eder mi? Eder bir şey etmez ya. Etmez yani tutsaydın evde. Evde zaten. Ha iyi. Evde. Şey mi aldın? Plaka olarak mı aldın yoksa hani kapkacak şey yani kiliseden indirdiğimiz şey vardı bir. Balyayla aldım. Balyayla aldım. İyi bari. Hı. Çok sıkılırsan takım akı işine gir. Çok revaçlı bu yıllarda. Yok be bir tane sehpa gibi bir şey yapmıştım. Ayak olarak kullandım onları. Üzerinde kalın yaklaşık 8 milimlik cam var bir tane. Hı. Onları ayak olarak kullandım külçeleri. Üstüne camı koydum bir şey yani yerinden şey olmuyor. Olmaz. Yerinden şöyle camı yani masa da masaymış ha dersin. Aha, dersin yani. Şöyle vurdum şey cama. Cama. Bir de beyzbol sopası var sen kapının kenarında duran. Duruyor. O da mı gümüş? Onun sapı gümüş. Ha sapı gümüş. Ağır olur çünkü. Yani evet. Olmaz. Sen en son Küba'da beyzbol oynadın değil mi? Hiç. Ben beyzbol oynamadım. Sevmem beyzbol ben. Oynadığınız neydi? Beyzbol sopalı bir oyundu o. Ha. Şey değil. Ben de bilmediğim için o beyzbol sandım. Kriket bilirim ben. Ha. Onu da yani çok şeyimden değil. Arkadaşlar hadi gel bu hafta sonu bir maç yapalım derler. Siz aile terbiyesi hocam. Yani bir egzersiz olsun. Sen sevdiğin oyunlar nedir Rıdvan? Yani en çok oynadığın son yıllarda. Son yıllarda hiç oyun oynamadım sanırım ya. Dijital bir şeyler de mi oynamıyorsun yani? Yani oyun sayılırsa muhtemelen spor olabilir de okey belki.
Ha okey. Okey olur mu? Okeycisin yani. Evet. Okey oynanır. Evet yani çok da değil ama evet. Ben okey severim. Okey huzurlu bir oyundur. Evet, ya. Zemin, yani. Zeminde oynanan şeyler ha, mi? Oyun sayılmaz. Mesela en son hiç hatırlamıyorum. 2000 milenyum yılbaşısından sonra bir Şubat gibi hadi bir gidelim demiştik seninle şeye. Evet. Çıralı'ya. Tesadüf iki de arkadaş Allah Allah. Şey oldu, yolda denk gelmiş. 3,5 gün okey oynadık mesela biz. Şey, çok zevkliydi be. Kadir'de. Sonra Kadir şey bitti dedi. Ne bitti dedik? Ya içecek bitti dedi. Evet hatırlıyorum. O yıllarda Mete Amir çok rakı içerdi. Rakı severdi yani. Sohbet. Toprağı bol olsun. İçkisi olarak. Allah rahmet eylesin. Çok güzel insandın sen be Amir. İyi içiyordum. Ondandır yani, o. Ama güzel insandın yani. Evet, hakikaten. Evet, teşekkür. Cesedin de çok şeydi. Yani herhalde. Bayağı da insan geldi senin şeye. Kalabalık mıydı bu? Çok kalabalık. İyi be. Çok iyi. Kalabalık. Allah çok. İnsan şey görmüş gibi oluyor. Evet. Çok kalabalık. Dedim hepiniz birden mi geldiniz ya dedim. Hepsi birden mi geldi? Hepsi birden geldi dedim yani. Bir, hani bir hani döngü möngü bilmem ne sıkacı dinlemeden dedim. Ya, hepiniz birden dedim yani. Nasıl olacak dedim hani. Amir'den bana miras kaldınız desem miras yani. Miras sayılmazsınız hani ne yapacağım dedim. Sonra oturduk içtik falan. Senin mezarın boşuna. İyi yapmışsınız be. Sen de tam gömmedik zaten. Yani. Kapıyı dışarıda bıraktık. Tabii. O şey oluyor ve daralma geliyor bana. Bana da olmuştu. Tam örtünce. Bana da olmuştu son şeyde. Son cenazemde benim de içim çok daraldı hakikaten. Evet, evet. Var mı Rıdvan söyleyeceğim bir şey bizlere? Amirler bundan 6 ay önce aradığınızda seks hayatımı sorduğunuzda çok iyi demiştim. Bugünden sonra hiç iyi olmadı. Eyvah. Bunun için bir tavsiyeniz var mıdır? Oo. Oo, çok zor bu. Evet. 6 ay. 6 ay. PYT olmuş aydır, olabilirsin. Yani... Yok ya Rıdvan'ın yaşı genç. Ya... Abi yani evet henüz gençti ama pompada yaşa takılmanın yaşla bir ilgisi yok benim bildiğim kadarıyla yani. Evet yaşa takılmış olabilir. Evet, yaşa takılmış olabilir. Ben yani... çok yaşa takıldım ya. Yani yaşa evet. Basmış da olabilirsin. Evet. Olabilir yani. Bakış açını değiştir Rıdvan. Hayata bakış açını değiştir. Beslenme düzenini de değiştirebilirsin. Ben öyle yaparım mesela. O da aynı şey. Mesela sabahları elma sirkesine biraz bal mesela koyup karıştırıp onu keten tohumu, havanda keten tohumu fesleğen, kişniş. Şey mi? Taze mi? Taze limon otu havanda dövüp dinlendiririm bir ay kadar. Sonra onu süzerim. Posayı atarım. Süzdüğüm kısmı da lavaboya dökerim. Erken sızma bir kapak zeytinyağı çakıp. Tabii. Lavaboda şey olur. Açıyor. Parlar. Evye parlar. Şeyi de açıyor. Tabii açar. Bir sirke. Şey yapar. Gideri açıyor yani. Lavaş. Bir türlü ters lavman yani. Hepsini bulabilirim. Hepsini bulabilirim de havanı nasıl bulacağım? Amirler bir fikriniz var mı? Hava bende çok var ya. Bende de çok var. Havan olması, ahşap. Havan olması da şart ahşap değil. Ahşap, yani. Pirinci. Evet, evet. Çeşit çeşit. Mermeri, lüle taşı. Havan çok ki herhangi bir evine gittiğin herhangi bir kadından isteyebilirsin. Benim için isteyeceğim ve deneyeceğim amirler bunu. Bence dener. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere Rıza. Teşekkür ederim size. Eyvallah. Zor. Çok zor be. Gerçekten zor. Ama ben şeye takıldım mesela yine başıma geldi. Şey tamam biz pompada yaşadıkmış insanlarız. Hükümet bize destek vermiyor. Yani vermiyor. Yani emeklilikte yaşadıklanlara gösterdiği hassasiyet. Hani milyonda birini bize. Göstermedi. Ya buna rağmen bu vatan bizim, bu millet bizim, bu devlet bizim yani deyip ses çıkartmadık.
ama yani tacize uğruyoruz ya. Evet. Evet. Zor, geçen gün oldu. Şimdi bir yüzüne de baktım. Sonra bir daha bakayım dedim. Bir daha baktım. Dedi bu kırmayayım. Yani şimdi yani pompada yaşa takılınca insanın şeyi yani, yüreği de bir de yumuşama oluyor. Evet, doğru. Yani kırmadım ama yani işte yani bu bir taciz yani. Taciz bu. Bu taciz. Bir taciz doğru. Yani. Bir cezası olması lazım. Düşünüyorum. Yani tamam, kişisel olarak bazı cezalar ben uyguluyorum. Eminim ama, ona eminim. Ama yani sonuç itibarıyla yani kişisel adalet adalet değildir abi. Değildir, yok. Adaletin toplumsal bir şey olması lazım. Hemfikirlik evet, olması lazım. Bir hukuk devleti çerçevesinde çözülmesi lazım. Yoksa hani herkesin herkes kendi adaletini vermeye kalkarsa olmaz. Olmaz. Yani. Judas olur. Evet, Judas olur. En son ne zaman Judas dinledin? Judas Priest. Bir hafta kadar önce radyoda duydum. Ciddi. Evet. Çalarım. Bayılırım vallahi. Geçen gün aklıma geldi beni bir sohbette. Vay be dedim. Ya. Vay be dedim ya. Vallahi çalarım. Ah. Vallahi çalarım. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü dinliyorsunuz değerli dostum. Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk bu gece de 2023 yılının 23 ne oldu? Nisan'ında Kadıköy'de Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız bu gece. Hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuşuyoruz. Özellikle kadınlar ve hayat sunu biraz çabuk geçip aşka geldik. Çünkü aşk daha böyle daha eğlenceli. Daha eğlenceli. Bir de hayat ve kadınları bizim tarafımızdan bakınca şey yapıyor. Dengeliyor diyorsun. Evet yani. Bir bakış açısı. Evet, doğru, bir bakış açısına göre bir araya getiriyor. Sonuçta kadınların olduğu bir hayatta insanın aklına nedense aşk geliyor. Evet. Aşk. Seks. Cezalandırma. Seks. Yani seks yani tabii. Yani ben çok hoşlanmam. Açıkçası çok tavsiye de etmiyorum. Ama hani tabii ki insanın aklına geliyor. Yani hoşlanma. Ya mecbur canım bir yerde yani maruz kalıyorsun. Maruz kalıyorsun. Ben de hiç sevmem. Yani. Biraz şey ya böyle nasıl diyeyim. Bana da insani gelmiyor. Biraz evet. Yani cinayi bir şey bir kere. Evet. Çok pornografik bir şeyi var yani. O da var. Yani şey anlamında. Tabii felsefi şey anlamında. Tabii. Yani. Tabii şey anlamında. Ben daha mesela yeme içmeyi severim. Sen hiç yeme bozukluğu olan bir kadınla birlikte oldun mu? Ya çok büyük ihtimalle. Olmuşumdur. Ben, sormadım yani yeme bozukluğu var mı senin diye. Evet yani bu aslında sana sormak için doğru bir soru diyeceğim. Vaktin olmuyor çünkü bazı ya, şeyleri evet, sormaya. Çok teşekkür ederim ama. Takip edebildiğim kadarıyla. Ama tahminim bunun herhalde yeme bozukluğu var diye düşündüğüm vakalar var. İlişkilerim oldu diyeyim. Evet. Yani, büyük geçmiş olsun. Yani çok teşekkür ederim. Çok ciddi bir sorun. Büyük ihtimalle yani. Büyük ihtimalle. Çok ciddi bir sorun. İhtimalle. Yani, büyük ihtimalle. Neyse bir devam etmeyeyim. Hatta bir dinleyenimiz var. Melisa soralım. Nasılsınız? Alo Melis. Alo, buradayım. Ne yapıyorsunuz? İyi, siz nasılsınız? İçiyorum şu an arkadaşımla. Hayda. Size bağlanmanın heyecanını, hazzını yaşıyoruz inşallah. Hadi hayırlısı bakalım. Hadi hayırlısı. Allah
Tamamın ardısını inşallah. Kimle içiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Aa, içmem. Arkadaşım var yanımda, Murat. Şarap üstüne şimdi bir bir alıyoruz, cila alıyoruz. Sonra belki rakı da yapabiliriz. Evet. Yani rakıyı da yaptıktan sonra bir görüşmek isterim sizinle. Yalnız rakı dipnot ev yapımı. İşte o zaman özellikle görüşmek isterim. Bekleriz Çanakkale'ye. Eyvallah. Eyvallah. Çanakkale'den arıyorsunuz. Nasıl orada havalar? Havalar güzel. Bugün biraz hava dönmüştür ya Çanakkale. Bağlandık galiba. Lodos. Lodos vardır orada, Lodos. Onu kapatın ya, o şeyi. Kendi sesimizin geldiği şeyi. Valla dün acayip lodos yaşadık, fırtınaları yaşadık. Bugün gayet dingin, güzel bir Çanakkale günü geçirdik. Çok şükür. Harika, çok harika. Ben lodos çok severim. Sert lodos da severim ama tabii o Çanakkale bölgesinde hırpalar yani. Hırpalar. Aşk kadar hırpalamıyor. Şöyle çatır çutur oradan buraya savurmuyor. Evet. Böyle bir şey var galiba. Bir durum mu var? Oraya mı savruldunuz? Yani savrulduk, savruttular. Çanakkale'de mi yaşıyorsunuz normalde, yoksa yani oraya? Yok, hep buradayım. Yazın bazen değişiyor yerim ama temelli daim buradayım. Ne iş yapıyorsunuz, ne işle iştigal ediyorsunuz? Daimi işsizim. Bu çok iyi. Harika. Çok var. İyi. Nasıl, geliri nasıl? Gelirim de babam sağ olsun, kamyon arkası yazı sözü. O da iyi. O da iyi. Fena değil yani geliri. Kulağa iyi geliyor. Babam sağ olsun iyiymiş. Evet. Evet. Erkek arkadaşınız mı içiyorsunuz anladığım kadarıyla? Yok, my friends'im içiyorum. Erkek arkadaşım yok işte maalesef. Dedim ya, çatır çutur oradan oraya atıldık diye. Nasıl oldu, bizle paylaşmak ister misiniz? Aslında biraz komik yani. Bence anlatmayayım. Bana taciz mi ediyorsun dedi mesela en son 2 gün önce. Evet. Sonra da bıraktı beni. Hadi git dedi. Gittim, evime geldim. Taciz ettiniz mi peki? Etmedim. Her şey karşılıklı güzel gidiyordu halbuki. Yani ama gidemedi. Taciz derken hani seks hayatınızda mı bir şey çıktı? Ya bu sözle taciz mi, elle taciz mi? Ben anlamadım. Kafam karıştı. Yok, bildiğiniz fiziksel tacizi o dile getirmek istedi arkadaş. Baya pompa, yani çocuğu pompalamaya mı kalktınız? Durup ya, dururken. Utanıyorum kendimden. Utanacak ne var bunda canım? Geçen gün sayın kaybedenler. Benim de başıma geldi geçen gün de o yüzden. Yani biraz evet. İyi bir şey bu. Yani bilmem iyi mi? Acı yani bir düşünmem lazım benim. Abi çok hoşlanmam böyle durumlarda. Rahatsız oldum. Ya zor bir durum tabii var yani. Şimdi de zehrimi akıtmaya çalışıyorum işte. Böyle akmaz ki. Sayın kaybeden. Nasıl akar? Var mı bu fikriniz, öneriniz? Bu çok içe doğru bir şey yani yaptığınız. Zehir akıtmak dediğiniz, dışarı akıtmak lazım. Zehri içeri akarsa kendinizi zehirlenirsiniz. Tamam, nasıl yapacağız? Taciz şey... Yani yara açabilirsiniz bedeninizde. Evet. Bir şey çıkması lazım yani. Sizde şu an bir şey çıkmıyor. Yani şey yapabilirsiniz. Yüksek adrenalin davranışları gösterebilirsiniz. Evet. Gece yürüyüşe iyi gelebilir bu durumlarda. Ayarsız pompayı gelir mesela. Şeyine bak. İşte orada da sınıfta kaldım. O da yok. Hani o olsa yani içine... çivi çivi söker mantığını yaşamaya yok. Çalışacağım da o da yok. Sökmez. Çivi çivi öyle sökmüyor da. Ama orada bir yani o savrulmayı o tarafa dönüştürüp o tarafa yönlendirip o alanda savrulup sonra lan ne bu be
noktasına geldiğinizde aslında bir sakinleşmiş oluyorsunuz. En azından ben de öyle olmuştu. Deneyeceğim bunu. Teşekkür evet. ediyorum. Evet. Hemen elinizin altında bir şey varsa hemen başlayın yani. Yok. Ertelemeye gelmez çünkü bu şeyler. Hemen domatesli makarna yapacağım. Bol iyi fikir. İşte şimdi konuşmaya sarımsak, sarımsak. Tabii, şimdi konuşmaya başladın. Peynir, maydanoz her şey fesleğen de olur. Koymasın ama fesleğen koyma. Yani bu tür durumlarda Napolitan soslarda fesleğen bence çok baskın bir. Ya baskın ya. Şey, başka bir yere gidiyor. O zaman insan yer fıstığı, püresi, sarımsak, zeytinyağı ve fesleğen yaprağı ezmesiyle doğru savruluyor yani öyle söyleyeyim sana. Özellikle çam fıstığı anladım, ezmesiyle evet, evet. savrulmayı hiç tavsiye ediyorum. Pestoya doğru gidiyorsun söyle. Direkt evet. pestoya gidiyorsun. Evet doğru. Onun sonu da iyi değil yani. Yer fıstığı yoksa elde olmadığından bence yememek lazım. Daha probiyotik makarna yememiz lazım yani yoğurtlu falan. O ne? Hani sağlamları yararlı. Yani sarımsak. Talebe miyiz biz yoğurtlu sarımsaklı makarna? Sarımsaklı yoğurt üzerine kırmızı sos diyorsun biber. Şey mantı, yalancı mantı gibi. Ya şey sosyete mantı. Amele mantı sanırım. Şimdi bu konuyu da konuşmamız lazım abi. Yani bu bizim yoğurt, sarımsaklı yoğurt bezli soslarda hakikaten bir standart problemi var. Aa, çözeriz. Ülkemizde de bu hakikaten yani bu yoğurt bezli yani bizim yoğurtlama dediğimiz konuda ciddi bir savruluk var. Yani ülkenin tüm coğrafyada yani Bilecik'ten tut İstanbul'a kadar. Tüm coğrafya. Ortalıkçı var mı? Çok şey değil benim gibi. Ardahan falan dahil. Dahil. Evet, tabii. Çünkü zaten Bilecik bence hakikaten. Düşünün o kadar yokluktayız ki manda yoğurdumuz bile yok. Eyvallah. Yani. Eyvallah. Yani günde 2-3 ben size öneriyorum yani. Evden çıkmayın. Pompa makarna. Çok iyiymiş be. Tabii. Karbonhidrat, protein. Karbonhidrat, protein. Evet, çok iyi. İyi bir kür. Evet. İyi bir kür. Öyle bir bilim kurgu hikayesi vardı. Daha henüz yazmadım. Bir gün anlatacağım. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok mutlu oldum. Umarım tekrar görüşürüz. Bir dahaki seks hayatımızı konuşmak için tekrar yayına bağlarsanız buradayım, beklemedeyim. Teşekkürler. Telefonunu kaç. İnşallah o zaman ama makarnayı yemem de. Tamam. Eyvallah Melis. Görüşmek üzere. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Çok etkileyici bir sesi vardı Melis. Evet, kendine güvenli bir sesi var. Geniz'den gelen. Kendimi tacize uğramış gibi hissedebileceğim bir ses tonu yani. Armonik taciz. Evet. Merak ettim o şeyi, bilim kurgu hikayeni. İsterim yani bir gün anlatmak istersen. Dinlemek isterim. Yani aslında çok... Hikaye çok dallandığı için bıraktım yazmayı. Ama basic olarak bir protein hikayesi. İyi. Yani vegan beslenme ve protein problematiği ile ilgili. Ve bunun bir daha sonra bir tür dine dönüşmesi. Tarikatımsı mı? Yok, tarikatımsı da değil. Daha şey, daha galaktik. Evet. Biraz karışık. Evet. Ama yani ilk kısmı şöyle. Açık. Şöyle aklım biliyorsun bizim tohum dediğimiz şeylerin hepsinde
protein base var. Çünkü temel yapı maddeleri, malzemelerinden çimento gibi. Biridir protein. Çok yapışkan, sevimsiz bir şeydir. Özellikle kas yapısı, yağ hücresi, kas hücresi bağlantıları önemlidir. Proteinlerin metabolizmik olarak çok önemli fonksiyonları vardır. Taşıyıcıdırlar. Yani tutucudurlar, yani tutarlar, götürürler. Vegan beslenmenin en önemli problemlerinden bir tanesi de protein sorunudur bence. Çünkü her ne kadar bizim bu tohum dediğimiz baklagil ve benzeri, soya fasulyesi benzeri protein kaynaklarından protein elde etseniz bile hayvansal protein dediğimiz biz hayvanlardan transfer ettiğimiz proteinde bir eksiklik ister istemez olur. Hayvansal bir eksiklik herhalde bu anlamda. Evet, evet. Dolayısıyla bunu gidermenin en iyi yolu da bir yolunu bulan bir vegan aşağı yukarı 3800'lü yıllarda yaşayan bir vegan hanımefendi ile ilgili. Anladım. Çok güzel. Evet. Çok hoş. Harika bir şey. Harika bir şey. Gerçekten. Tabii erkekler yanlış anlıyor başlangıçta. Anlarlar tabii. Yanlış anlarlar. Ama erkekler söyleyeceğimden vazgeçtim. Erkekler yanlış anlamaya müsait cinstir diyecektim ama pek öyle değiller aslında. Ya anlamaya müsait değiller. Anlamaya müsait değiller yani. Kadınlar yanlış anlamaya çok müsaitler. Evet. Çünkü anlamaya müsaitler. Evet, evet. Güzel söylediniz. Doğru. Tam böyle bir şey söylemek istiyordum. Yani bir de bu vegan kadını daha sonra dışlama bir tür nekrofili mi diyorsunuz siz ona? Seks yapma hastalığı olanlara ne deniyor? Nymphomani. Nymphomani. Nekro. Başka tabii. Nymphomani ile suçlamak, dışlamak ama bir taraftan dışlamamak. Çünkü kadın bir tür erkekleri bir tür protein kaynağı olarak görüyor ve vegan olduğu için de onlara zarar vermemesi lazım. Evet tabii ki. Dolayısıyla bizim özellikle New York bölgesinde blowjob dediğimiz yöntemle ya bir tür protein sağlıyor sonuçta. Tohum yani. Evet. Ama bunu çok yani ayırmadan, savrularak yaptığında da başka bir takım sorunlar çıkıyor. Buna içerleyen bazı erkek arkadaşlarımız oluyor. Olur. Sonra kendilerini bir besin kaynağı olarak görülmeleri, yerine konması... Güçlerine gidiyor. Güçlerine gidiyor. Onun gibi bir şey. Evet. Dolayısıyla buradan çatallanan bir yani ana güzel bir şey. Olan bilim kurgu hikayesi. Eğer vakti olan varsa yazsın göndersin. Çift imzayla da yayınlayabiliriz. Yani evet, çünkü hakikaten hiç vaktim yok bugünlerde. Bu da bir zaman alır bunu yazmak. Evet. Yani şu anlattığınız kısmı bile nereden baksanız birkaç ay sürer. Sürer. Bu kadar... Zaten işimiz gücümüz yok. Bunları bütün bu işsizlik güçsüzlüğün içinde ne yapacağız? Nasıl zaman ayıracağız buna? Bir de yani saha araştırması yani evet. Tırması yapmak. Bir de sahaya çıkmak lazım. Sahaya çıkmak lazım. Şimdi nasıl oluyor? Nasıl bitiyor? Yani evet. Öyle oluyor mu? Olmuyor mu? Hani oluyor. Şimdi ben bu sınırlı tecrübemle ben şey şimdi yazarsın ama birileri der ki kardeşim o öyle olmaz. Öyle olmaz der. Hadi bakalım buradan yap. Mahcup olursun yani. Tabii. Mahcup da olursun. Doğru. Güzel söylediniz. Bir şey dinlemeye başlamadan hemen önce bir soru sormak istiyorum genel olarak özellikle sana. Tabii ki.
Şeytan şart mı? Şeytan şart. Şeytan şart. Okey. Ya bu iş, bu işler şeytansız şey olmaz. Olmaz. Bu işler şeytansız şey olmaz. Olmaz ya. Yani. Keşke olsa. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart Efendi. Evet değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü burası. Değerli dostum Mete Onduk, ben Kaan Çaydamlı. Her zaman olduğu gibi yine Kadıköy Standart Efendi Merkez Stüdyolarında 2023-23 ne olur? İnşallah sizlerle birlikte. Bir küçük hatırlatma yapmak isterim. Kaybedenler Kulübü'nün ilgiden üstalarını Kaybedenler Kulübü Official YouTube kanalında bulabilirsiniz. Oraya aşağı yukarı bir hafta sonra yükleniyor bildiğim kadarıyla. Önümüzdeki yılın hemen başlarında da bir YouTube üzerinden bir projemiz var. Bu nedenle de desteğinizi YouTube kanalına beklediğimizi hatırlatmak isterim. Bu arada radyoma destek butonuna da minimum 44 liralık bağışlarınızı bekliyoruz ki boğazımız kurumasın burada bizim. Evet. Boğazımızdan bir şey geçsin. Sondan ikinciyi açtım ben. Geçmiş olsun. Allah'tan şey var, Apo'nun şey var, James'i var. Zula sağlam. Zula sağlam. Kız James bu arada kalp krizi geçirmiş bizim. Yapma be. İki ay kadar olmuş. Ama epeydir görmüyorum, belki o yüzden. Evet. Çalmayı da bırakmış bir dönem kadar. Ben arayamadım ama arayacağım. Biraz geç haberim oldu benim de. Geçmiş olsun diyorum kendisine. Hatta bir dinleyenimiz var, Afife sanıyorum. Evet, Afife merhabalar. Merhabalar. Nasılsın Afife? İyi diyelim, iyi olalım. Siz nasılsınız? Allah iyilik versin. Ben iç güveysinden hallice benim. Durumum fena değil yani. Hani artık belli bir yaşa geldikten sonra hani insanın hani çok bir çorba işte ne bileyim bir bayat ekmek kenarını içine kırsam hani gün geçiyor yani. Öyle çok gençken de öyle tek fark eden bir şey olmuyor. Günler geçip gidiyor. Palamut çıktı mı ya? Palamut bitti. Hadi be, gene kaçırdım. Bu sefer de iyi palamut yaptı. Boğazı iyi palamut yaptı yani. Yine mecburen Beef Wellington yapacağım şeye. Christmas'ta. Onun öncesine böyle bir 15 gün arayla iki palamut fırında yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Yani öyle herhalde. Somon yapar gibi düşün. Somon yağlı zamanında yakalarsan özellikle palamutu çok iyi. İşte yani bugünlerde hani geç kalanlar varsa oradan çıkanlardan güzel olur. Artık neredeyse torikleşmiştir yani palamut. Ama yani Ege'den aşağı doğru İskenderun Körfezi'ne doğru ya. Onlar geçiyorlardır şimdi yani. Ya Uskumru neredeyse palamut oradadır. Yani. Doğru, evet, ha. Doğru. Kovalıyor değil mi? Evet, düşünmek lazım. Ben avcı balıkları severim. Çok lezzetli olur. Etovur balık. Evet, lezzetli olur. Evet. Balık sevmek de zor bir şey. Yani balığı yani bir varlık olarak sevmek. Çok severim. Ben balığı ve ızgara severim yani. Güzel. Izgara yakışan balığa bayılırım mesela. Ben de buyurun. Ay bu biraz empati kurmak gibi bir şey. Yani
yani yemek diyelim ona, yemek, yemeğe saygı, yediğin şeye saygı, hava saygı. Havzalı, doğaya saygı. O yüzden kuzu da severim ben mesela. Ben yani kuzu çıtır severim yani. Ben de severim çıtır. Çıtır yani. Tandır da severim tandır, ben. Şey de severim. Özellikle o Yemen civarında Afrika geçişi bölgelerinde dağlık kısımlarda tandırda bal terbiyeli kuzu. Öf, ne yaptın? Şey yani işte ben de öyle dedim, ne yaptın siz dedim ya. Yani öyle. Evet. Bu dedim oğlak olsa yenir yani. Doğru. Oğlak olsa yenir dedim ya. Sen ne seversin balık olarak Afife? Levrek. Ya levreyi ben çok karaktersiz buluyorum Afife, açık konuşmak gerekirse. Ya lezzet olarak değil, tür olarak. Neden? Evet, ne orada ne orada bir balık. En son Kızıldeniz'de arkadaşla dalıyoruz. Ve bir şey geliyor üstümüze doğru. Biz de aşağı yukarı 12-13 metredeyiz yani öyle. Anladım, derinde değiliz. Derinde değiliz. Orada bir aslında karadan başlayan bir vadi var. Çok şey pırıl 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 suyu da öyle florası da floryası da artık ne diyorsunuz hayvana ne deniyordu? Bitkiye flora deniyordu. Fark etmez ya söylesen. Az olsa kulaktan dolma biliyorsun. Tabii canım nereden bileceğiz. Yani. Çok güzel dolayısıyla ben oraya kişisel turlar düzenliyordum. O günlerden birinde işte yine dalmışız 11-12 metredeyiz. El kol hareketleriyle anlaşıyoruz ister istemez. Böyle üstümüze doğru bir şey geliyor. Yani böyle eski bir rock şarkısı gibi ya. Lan ne bu be dedirtti bana. Patates levreğiymiş. Ya, evet. 1,5 ton. Gelmez o. Ya ızgaraya gelmez yani. Bir de mesela şuna, yani Hint, özellikle Hint civarında, Hindistan civarındaki balık pişirme ve teknolojisine de çok şeyim, karşıyım yani. Şeyden bas, kavurmadan mı bahsediyorsun? Ne o? Ya direkt körünün içine balığı takoz yap, at. Palamut bile değil yani. Haşlama mıdır? Şey midir? Tavuk mudur? Evet. Hiçbir şeyi kalmıyor. Aynı usulle yapıyorlar, doğru. Ama az pişirirler balığı diğer şeyler. Ya rızgaraya yatırdıkları da oluyor ama yani üzerine o kadar çok baharatlı bir terbiye koyuyorlar. Yeme alışkanlıkları öyle be amir. Evet. Başka türlü şey ne diyelim ona? Yiyemiyorlar. Yiyemiyorlar yani evet. Boğazından geçmiyor. Yazık. Yazık. Yani. Yazık evet. Onlar da insan. Evet. Öyle dedim. Yazık size dedim. Yazık size dedim yani. Bir tane daha getirdim. Lezzet. Yani çok iyi. Ona diyecek bir şey hakikaten. Yani. Öyle Hafife. Hafife ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor? Bu sıralar biraz sıkıcı. Yorucu. Hafife daha önce konuştuk seninle değil mi biz? Evet, birçok kez. Birkaç defa. Birçok kez, evet. Sizde bir memuriyet mi vardı Hafife? Evet. Ya öyle bir şey hatırlıyorum. Çünkü. Ankara. Evet, evet. Evet. Ha, tamam Hafife. Söylesene ya başından beri. Ben de burada nasıl bir samimiyet kuracağım diye patates devriğinden bilmem neden abuk sabuk şeylerden bahsettiriyorsun bana. Ayıptır ya. Yani balığın nasıl tutulduğu, hangi denizden çıktığı beni hiç ilgilendirmiyordu ama dinledim bayağı. Evet. Doğrudur. Nasıl peki yani karışık dedin. Anlat bize biraz. Son gelişmeleri alalım senden. Son gelişmeleri. Biraz dertleşeyim sizinle. Tabii o zaman. Tabii. Ben, benle dertleşmek iyidir. Ben şeyimdir.
dinlerim. Tamam. Yani 7 yıldır görüştüğüm birisi vardı. Dün öllerimle onu Amerika'ya yolcu ettim. Biraz böyle arkasında enkaz gibi beni bırakmış oldu. Vay canına. O yüzden sıkıntılıyım yani. Kırıksın biraz yani. Evet. Yani 7 yıldır görüştüğüm derken yani... Zaman zaman sevgili, zaman zaman arkadaş gibi görüştüğümüz. Anladım. Biraz karışık. Evet. Ama iyi gelen bir insan yani. Evet. Güzel ilişkilerdir. Ben çok severim bu tür ilişkiler. Evet. Pornografi gibi değil de erotik film gibi. Evet. Evet. Tam olarak öyle. Çok iyi bence. Evet. Müthiş yani. Erotik filmi kestik artık. Yani gerektiğinde seks, gerektiğinde muhabbet. Evet. Yani bir ihtiyaç varsa uzun seks, öpüşmeli. Uzun öpüşmeli bazen. Bazen hiç öpüşmemeli. Değil mi? El ele tutuşmalı. Direkt mesela ön sevişmesi. Pompa mesela. Ben bayılırım. O var mı ya? Tabii canım. Allah Allah, ben onu hiç bilmiyorum. Aa. Nasıl yapıyorsunuz onu siz? Direkt. Allah Allah. Bak şu yaşıma geldim mesela. Ben çok demek ki çözemiyoruz bak bu işler şey. Ama sen yani senin fıtratında da yok öyle bir şey. Sen çok insancı bir insansın. Olabilir. Sen insan seviyorsun ondan. Olabilir. Ama yani ön sevişme, ön sevişme olmaması anlamına gelmez. Ben kendi kişisel tecrübelerime. Ha, zihinsel bir şeyden bahsediyorum. Söylüyorum. Zaten yani hani sevişilecekse, yani bir seks, bir cinsel münasebet varsa işin ucunda, o başından belli oluyor zaten. Yani ya da belli bir noktasında. Hmm. Bu belli olur. Dolayısıyla da o zaman diliminde o şeyi, operasyonu yapabiliyorsun. Yani zihinsel olarak. Öyle mi Afife? Siz böyle mi düşünüyorsunuz? Böyle mi yani? Aynen böyle düşünüyorum. Güzel. Hoşuma gitti. Ruhsal bir ön sevişme oluyor. Evet, yani zihinsel olsa gerek. Çünkü... Yani biraz şey iş yani. Ya işte bir yerine getirip case'i kapatıp sonra hayatın diğer tarafından devam ediyor. Mangal, şakşuka. Lezzet. Şakşuka, şarap. İşte yani, haydari bir şey. Yani. Peynir tabağı, badem, ceviz. Baba buz badem. Güzel. Buz badem, buz ceviz. Hayat yaşayana güzel. Evet. Bir de yani çift kavrulmuş tahinli köz patlıcan mezesi. Çok hafif sarımsaklı. Evet, olur. Süt? Hiç gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Yani belki krema, ama o da ticari düşünüyorsan yani. Hani çoğaltmak için. Suyunu bırakmasın. Evet. Bir şeyse yoksa. Yani mesela o zaman hiç sevişmeye bile gerek yok. Yani masada o. Dediğim. Zaten ben onu ayrı düşündüm. Yani hiç gerek yok yani. Yani ne gerek var ya? Masada öyle bir şey var. Evet. Yani. Seks zaten yani saçma bir şey. Bir hormonal bir ihtiyacın tedarik edilmesinden öteye giden bir şey değil. Belli bir yaştan sonra. Hijyenik de değil. Hiç hijyenik. Hiç. Öyle. Alın size radyoma destek diyen Uğur Özcanlı'ya teşekkür edeyim hemen bu önüme düşmüşken aklıma. Eyvallah Uğur. Gelmişken sağ olsun. Çok teşekkür. Afife, peki yani ne hissediyorsun yani nasıl kandırdınız kendinizi hani da sık görüşürüz, sen de gelirsin ben de gelirim falan gibi. Ya hiç öyle bir şey. Çok söylemedim. Gerçekçi. İlişkiniz kadar gerçekçi yani. Bu çok iyi be. Evet. Evet. Hiç kandırmadık birbirimizi. Hatta vedalaşmadık. Ya bu da iyi. O da iyi. Bu güzel, ben öyle güzel, vedaları sevmem. Biliyor musun? Güzel bir kaçıştır. Evet. Kaygıdan, endişeden kaçmanın iyi yollarından biridir yani. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Şurama bir şey çöktü ha. Tamam yani zaten maksat o zaten.
Bir şey diyecektim, unuttum. Sen orada çöken şeyden dolayı unuttum. Afife, sesini duyduğumuza çok sevindik. Evet. Üzüldük de biraz. Ama olsun, hayat devam ediyor. Teşekkür ederim. Ben de sizin sesinizi duymaktan çok mutlu oldum. Eyvallah. İyi geliyorsunuz bana. Eyvallah Afife, çok teşekkür ederim. Geçen gün Kieslowski'nin bir filmine denk geldim. Büyük geçmiş olsun abi. Allah sabırlar var. Afife'ye onu tavsiye edecektim. Neymiş o film ya? Türkçe, ya Polonya dilinde şimdi hatırlamıyorum ismi ama Türkçesini yara diye çevirmişler. Eyvah eyvah. Çok tavsiye ediyorum şiddetle. Sana çok iyi gelecektir. Eyvah eyvah. Peki. Afife, görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Böyle bu halde ne oldun demeyeceksin yani bu halde. Ne oldun diyeceksin. Ne oldum demeyeceksin. Ne oldum demeyeceksin. Ne oldum demeyeceksin. Ne oldum demeyeceksin. Evet. Ne oldum diyeceksin. Ne oldum çünkü diyeceksin. Çünkü ne oldum demeyeceksin. Abi, ne olmaz ne olmaz yani. Ne oldum diyeceksin çünkü evet. Ne olur ne olmaz. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart Efendim. Standart FM'de Kaybolanlar Kulübü'nü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk. Bu gece de 2023-23 ne olduğunu Nisa için Kadıköy'de Merkez Yüzü'de canlı yayındayız. Hattımızda Semih var, Eskişehir'den arıyor bizi. Selamlar Semih. Merhabalar abiler, nasılsınız? Çok teşekkür. İyi, sen nasılsın Semih? Valla karşımda şeker fabrikasının dumanları tütüyor ya abi. Eskişehir'e kış geldi. Eyvah eyvah. Sizi dinlemeden önce çubuk turşusunu aldım. Oh. Biralar vesaire falan filan. Çubuk, o şekilde bir... Çubuk turşusu dediğin şey acur değil mi? Yok, normal salatalık turşusu da abi. Cips alacağıma bunu alayım dedim. Aldığıma da keşke, yani pişman oldum açıkçası. Ama şekerli mi? Alman turşusu mu? Şey, konserve. Yok mi? Abi o dediğiniz Göbüz Gürken abi. Yani Alman turşusu ama ben ondan almadım. Bu bayağı bir tuzluymuş ya. Hmm. Çok kötüydü yani. Olmaz. Şimdi acur mevsimi yeni bittiği için şimdi kalem, yani bildiğim kalem turşu, bebek acur turşusu da kalem. Bizim oralarda da öyle denir. O yüzden yani aklım karıştı ama tuzluysa da hakikaten zordur bu. Abi hakikaten ben pişmanım yani. Küt çok kötüydü. Bence. Sizler ne yapıyorsunuz abi, keyifliğiniz? Bence domates, turşu olarak domatesi tercih edebilirsin ama İtalyan domatesi değil yani, daha yerel domatesten ya, yapılmış yeşil. Çünkü İtalyan domatesi, özellikle San Bernardino bölgesi domateslerinden yapılan turşu o kadar etli bir dokusu vardır ki, hani köpeğe kemik vermiş gibi hissettiriyor insana kendisini ve büyük arıza çıkarttım zaten. Büyük arıza çıkarttım yani. Dedim ben böyle bir sigara böyle bir şey. Sigara bağımlısı oğlumdan ötürü hep böyle bir patlıcan turşusu falan gidiyor abi. Ben de genelde. Sen anlamadım. Bir başkasının yaptığı turşudan mı yediniz? Yok, ikram. Ha, ikram. Yani akşam hani özel bir akşam. Ha. Sana dedi, hiçbir yerde içmediğin kadar iyi bir bamya yemeği yapacağım dedi. Yanında ne istersin dedi. Domates turşusu dedi. Doğal olarak. Yani ne diyeceksin abi? Yani. Doğal olarak. Bir yani. Olmamış. Yani bütün gecem dağıldı yani. Gecem dağıldı. İnsanın hayatında bir gece ne kadar önemli diyeceksin. Çok önemli. Çok. Çok önemli. Yani şu an toplasan yani hayatımızda 10 bin gece ya var ya yok yani. Güzel söylediniz ya. Aşağı yukarı. Yani her gece seks yapsan 10 bin defa seks yaparsın hayatın boyunca. Öyle düşün. Çüş. Ben yarısını tamamladım. Evet. Yani o yüzden bu seks konusu olan çok abartılıyor bence. Bence de.
Ya tabii çözümleri var, illa gece seks yapacaksın diye bir şey de yok. Yani öyle seksi var, öyle rakısı var. Kaan abi, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Abi hani PYD'nin bir, yani PYD mağdurluğu falan var ya. Evet. Abi temettü PYT'liği bence daha iyi ya. Temettü? Temettü PYT'liği. Yani kendi işini kendin göreceksin diye. Anladım abi. Kendi emekliliğini, kendi... Temettü vereceksin diyorsun yani. Evet, anladım. Bu güzel, enteresan bir bakış açısı. Bunu hiç, evet, evet. Hiç düşünmemiştim. Bence bakış açısı... Ben önemli. Artık böyle çözüyorum ya. Evet. Olmuyor böyle 5 senedir. Artık yani geçen... Yani bunu söyleyebilir miyim bilmiyorum ama... Tabii. Bir çözüm mü falan oldu. Evet. Bu şekilde çözüyoruz artık yani. Tabii yani bu bence hakikaten bir şey yani bir... Akıl akıldan üstün işte. Tamam. Ne yapıyorsun Semih için? O kokmaya başlamıştır o şey ya. Pancar abi zamanı. Abi çok felaket. Ya ben bir de Kaan abi şöyle bir şey. Ben şeker fabrikasının tam dibindeyim. Eyvah eyvah. Hatta eyvah, hakikaten. Muhtemelen benim bir arkadaşım da şu an sizi dinliyor. Caner. Ona da kendisine çok selamlar. Hakikaten şu an dumanlar tütüyor yani. West Ham taraftarı gibiyim şu an. Evet. İşte dumanlar tütüyor. İşte o fabrika da güzel bir fabrikadır aslında. Biz Yapı Kredi Bankası'nı kurduğumuz yıllarda Kazım Taşkent'te. Yani Yapı Kredi'yi kurmadan hemen önce yapmıştık onu. O fabrikayı mimari olarak da şeydir, güzel, çok köklü bir fabrikadır orası ama yani hani pancardan şeker üretiyorsan kardeşim o kokuyu da artık çekeceksin. Ha, evet. Yani bir ay, bir buçuk ay. Buranın şöyle bir enteresan bir bilgisi var abi. Adnan Menderes askeri darbenin olduğunu ilk burada öğreniyor. Ve ondan sonra Kütahya'ya doğru yol alıyor. Büyük geçmiş olsun. Ya böyle bir ilginç bir tarihi bir bilgi de eklemiş olayım. Evet. Büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Semih kolay gelsin. Yani o turşuyu suya koysan da yok, olmaz. Turşuluğu kalmaz. Olmaz. Yok, olmaz abi. Yani şey olmaz gerçekten. Olacak bir şey yok hakikaten. Çok üzgünüm yani şu an. O turşuyu bence güzel bir mayonezli de kremalı makarna. Süzme yoğurt da çok güzel gidiyor. İçinde çok güzel şey olabilir. Az öldürülmüş. Siz kırmızı soğan mı diyorduk Amir şeye? O mor mor olan soğana. Kırmızı soğan, evet. Kırmızı soğanlı, biraz hafif rokalı, peynirli bir makarnada o turşu çok güzel gider. Tuz koymadan. Çok güzel gidiyor abi. Yani denedim hakikaten harika. Öyle olabilir ya da daha biraz uzak doğu mutfağına geçebilirsin. Hani soya. Hayır, soya da tuzlu. Onlarla olmaz. Hayır diye. İşte böyle... soya yerine hani ha, işte, evet. Şey yapabilirsin. Hani... Pişirem. Ya pişince de olmaz öyle. Olmaz. Olmaz. Zaten turşu kavurma diye bir şey de olmaz yani. Kim, Almanlar yapıyor. Kim icat etti işte. Almanlar yapıyor. O da lahanayı yapıyorlar. Abi biranın yanında en güzeli Geburtsgurken gidiyor ya. İyi yapıyorlar. Hani olur. Lahanadan olur. Evet. Şimdi lahananın damar şeyinden zeytinyağıyla geber. Olur. Ona itirazım yok. Semih görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz abi. Emre'ye çok selamlar artık. Evet. 500 kişiye de. Kendinize evet. Çok dikkat edin. Eyvallah, görüşürüz. Geceler. Eyvallah. Turşuda bir şey mi? O çok yani hassas bir konu. Hatta bu konu yani bir bölüm açmamız yani gerekebilecek konulardan bir tanesi. Yani turşu konusunda da hakikaten standartlar çok savruk ama 24. nüshada bizim yoğurtlama olarak genelleştirilmiş. Her şeyin üzerine mantı muamelesi yapma geleneğini. Yani sarımsaklı yoğurdun üzerine nane, onun üzerine de
kızgın şey. Kızgın tereyağlı çili. Evet, çili koymanın artık bir dur demenin. En azından bir çerçeve koymanın evet, zamanı geldi. Zamanı bence. Geldi yani ne yediğimizi de artık bir yani bilelim yani bu yaş itibariyle. İyi olur. Kendi adıma öyle düşünüyorum. İyi olur. Evet değerli dinleyenler, kaybedenler kulübü. Nasıl daha dostum et onu. Kaan Çaydam'la hakikaten sonbaharın ilk günlerinin o yumuşaklığını da hissettiren bir Kadıköy. Akşamında Standart FM Merkez civarında canlı yayındayız. Biraz sonra herhalde programımızın kapanış bloğu. Evet, az sonra. Doğru. Devredikte olacağız. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Evet. Evet, değerli dinleyenler, kaybedenler kulübü. 2023'te 23 ne oldu? Bir sayı aşağı yukarı tamamladık. Bugün ana konularımız olan hayat, kadınlar ve aşk üzerine yoğunlaştığımız bir nüsa oldu. Çok önemli şeyler konuştuk. Ama gerek çağımızın hızlanan ilişkileri, gerekse hayatın küçük engelleri nedeniyle bu zamanı ayıramayacak olan değerli dinleyenlerimiz için her zaman olduğu gibi yine Mete Amir özetliyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Bugün sözünü ettiğiniz gibi bu kısa zaman içerisinde bir toplumsal erozyon olarak yoğurt problemi değil. Konuştuk soframızın kimi zaman dişi, kimi zaman erkek düşmanı olan yoğurdu masaya yatırdık. Gerek sarımsaklı, gerek zencefilli formatıyla yoğurt problemine eğildik. Kızıldeniz, hatta denizler ötesi bir alışkanlık olarak balıkları. Bir av hayvanı olarak balığı, bir yemek olarak hayvanı ve hayvana saygıyı, avına saygıyı konuştuk. İnsanın saygı duymadığı şeyi yememesi üzerine bir beslenme zincirinden, bir distopik, bir bilim kurgu beslenme zincirinden bahsettik ve önümüzdeki 1000 yılı tartıştık. Bugün Kaybedenler Kulübü'nde geleceğe bir başka bakışla bakmayı konuştuk. Evet daha dinleyenler, Kaybedenler Kulübü'nün bu nüshası her zaman olduğu gibi yine Montana çetesine adaldı. Hayatı ve kadınları hala da öğrenmekte olduğumuz şu günlerde sonbaharın hafif serin lodosuyla yıkanan Kadıköy sokaklarını adandı. Hepinize iyi geceler dilemek isterim. Değerli dostum Mete Avunduk ve ben Kaan Çaydam'dı kendi adıma. Umarız yeterli olmuştur.
Hoşçakalın.